Malumunuz geçen hafta Ankara'da idik. Ankara ziyaretlerimize ilişkin bir takım söylemlerde bulunacağım ama öncesinde Karadeniz bölgemizi ilgilendiren fındıkla ilgili de bir şeyler söyleme için sizleri de buraya aynı zamanda davet etmiş olduk. Değerli arkadaşlarımız, malumunuz fındık fiyatı ile ilgili yıllardan beri erken açıklandı, istenilen seviyede açıklanmadı gibi bir takım söylemler konuşuldu. Bu manada ben özellikle bize destek olan üreticilerimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu bu destekten ötürü şükranlarımı arz etmek istiyorum. Çünkü hakikaten hasat mevsimi öncesinde Temmuz sonu gibi rakamın açıklanmasından dolayı üreticilerimizin duyduğu memnuniyet ve aslında beklenenin daha üzerinde bir fiyatın verilmiş olması hakikaten bizleri heyecanlandırdı. Çiftçimizi çok mutlu etti. Bu manada ben rakamın 17 lira, 17,5 lira seviyesinde olmasından dolayı duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Diğer taraftan rakam 17 lira belki ama alan bazlı gelir desteği, beraberinde mazot ve gübre desteğiyle beraber 19 lira doğru çıkan bir rakamın da olduğu aşikar. O açıdan bu fiyatın hem erken açıklanmasında hem de beklenenin üzerinde bir rakam söylenmiş olmasından dolayı üreticilerimiz bizlere sık sık defaatle memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Biz o sebeple diyoruz ki bu hususta bizlere destek olan üreticilerimiz başta olmak üzere tekrar Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen tüm siyasetçilerimize, herkese teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Diğer taraftan çok değerli arkadaşlarım, malumunuz yine biz Ünye'de OSB ile ilgili çalışmaların öncesinde 31 Mart günlerinde Ünye'de çöp alanı ile ilgili yapılacak olan çalışmalarla alakalı Büyükşehir Belediye'mizin desteğiyle bir şeyler ortaya koymanın gayreti içerisinde olacağız demiş gibi. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımız yaklaşık 15 gün önce Ünye'ye yapmış olduğu ziyarette bu çöp alanına kesinlikle şu dakikadan itibaren çöp dökülmemesiyle ilgili net tavrını ortaya koymuş ve orada seferberlik ilan etmişti. Seferberliğin neticesinde artık oraya çöp dökülmesiyle ilgili süreç sona erdi. Değerli arkadaşlarım, bugün baktığınızda 35 yıllık bir geçmişi olan Ünye Akçay'daki çöp depolama alanına artık bu çöp dökülme işlemi yapılmıyor. Hiçbir yerden de buraya çöp getirilmiyor. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve Ünye Belediye Başkanımızın da destekleriyle burada artık arkadaşlar çöpün üstünün kapatılması ile ilgili süreç başlamış oldu. Yaklaşık 80 dönümlük bir araziye sahip olan bu Akçay'daki alanın sonradan tamamen rehabilite edilmek suretiyle bir rekreasyon alanı olarak planlandığını biliyoruz. Bu manada Büyükşehir Belediye'miz ciddi olarak çalışmalarını sürdürüyor. Orada insanların boş vakitlerini geçirebilecek olan bir alana dönüştürülmesiyle ilgili süreci yakından takip ediyorlar. Tam net şu uygulanacak demiyoruz ama en nihayetinde baktığınız zaman Ünye'de Ünyelilere, bizlere ve herkese hizmet edecek olan bir alanın da oluşturulması için gayretkeş bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Çöplerin arkadaşlar bertarafı ile ilgili bizim Cevizdere bölgesinde şu anda çöp ayrıştırma tesisimiz de devreye girdi. Burada zaten çok gelişmiş olan ülkelere baktığınız zaman da uygulanan sistemin aynısı olduğunu görüyoruz. Çöp ayrıştırma tesisinde yaklaşık %60 oranında yanıcı maddelerin ayrıştırılması, devamında 18 ile 23 arasındaki bir çöpün de geri dönüşüm malzemesi olarak kullanılması ve en son arkadaşlar bir kısmı düzenli depolama tesisi dediğimiz ilk küvezdeki orada yapılmış olan sızdırmazlık testleri falan yapılmış olan alanda bertaraf edileceğini daha önce de söylemiştik. Tekrar bunları yenilemiş olalım. Çöp alanı ile ilgili baktığınız zaman Ünye çöpten artık kurtulmuş vaziyette diyebiliriz. Çünkü artık Ünye'miz bizim Akçay bölgesinde Ordu'nun giriş kapısı. Oradaki hem kötü görüntünün hem de kötü bu saatten itibaren olmayacağını da sizlere ben ifade etmek istiyorum değerli arkadaşlarım. İlgili de bir
takım hususlara değinmek istiyorum. Malumunuz pat pat diye tabir etmiş olduğumuz araçlar aslında tarım aracı olarak imal edilmişlerdir. Dolayısıyla tescilleri zorunlu olmayan bir araçtır. Bu araçlarımız da hiçbir suretle karayolunda araç kullanılamaz. Bu araçların karayollarında kullanılması 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince suçtur. O açıdan gerek kaymakamlığımız, gerek emniyet yetkililerimiz, jandarma yetkililerimiz, kaymakam beyin yapmış olduğu toplantılar neticesinde de ve de valiliğimizin çok hassas davranması suretiyle patlatla ilgili de arkadaşlar şehir merkezindeki bu kazalara sebebiyet verme ve aynı zamanda karayoluna çıkmamayla ilgili yasağı delmeleri manasında ciddi anlamda dirençle karşılaşacaklar. Çünkü valiliğimizin bu konudaki tavrı net, valiliğimizin bu husustaki almış olduğu kararlar net. Ben o sebeple vatandaşlarımızın da tarım aracıyla şehir merkezine gelmemelerini özellikle istirham ediyorum, arzu ediyorum. Onlardan biz bunu hakikaten rica ediyoruz. Çünkü her ne kadar doğru düzgün kullanmış olsanız da baktığınız zaman hiçbir suçu olmayan, hiçbir günahı olmayan insanların kazaya karışması sebebinde yaralanmalı, hatta ölümlü kazalar ciddi anlamda bizlerin de karşı karşıya kalmış olduğu bir durum oluyor. O açıdan patlatlar noktasında ben vatandaşların hassas davranmalarını ve kesinlikle karayolunda bunu kullanmamalarını istirham ediyorum, rica ediyorum. Çünkü insan hayatından daha önemli hiçbir şeyin olmadığını herkes biliyor, onların da biz bildiğini biliyoruz. O açıdan bu hususa dikkat etmelerini ben özellikle arz ediyorum. Değerli arkadaşlar, özellikle geçen gün yapmış olduğumuz Ankara ziyaretleriyle ilgili de bir takım hususları sizlerle paylaşma arzusundayım. Malumunuz Ünye Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı ile beraber Ankara temaslarında bulunduk. İlk olarak değerli arkadaşlar, Ünyeli hemşehrimiz, AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Profesör Doktor Numan Kurtulmuş'u ziyaret ettik. Buradaki konumuz tabii ki biz Ünye'nin konularının tamamını ona aktarıyoruz. O da ilgili olan bakanlıklarla görüşmek suretiyle bizleri oralara kanalize ediyor. İlk olarak Ünye OSB'nin dünü, bugünü ve yarını ile ilgili bir takım çalışmalar nedir, ne değildir ile ilgili briefing verdik kendisine. OSB'de değerli arkadaşlarım, şu anda baktığınız zaman her şeyin güzel ve istenilen şekilde gittiğini sizlerle paylaşabilirim. OSB'de şu anda 9. ayın 11'inde yapılacak olan en son mahkeme ile beraber inşallah yer teslimi sürecine biz geçmiş olacağız. Bu anlamda değerli arkadaşlarım, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'ı ziyaret ettik. Mustafa Varank, biz bu hususla ilgili baştan zaten Ünye'de OSB'nin olmadığını biliyor idik ve bu hususta da üzerimize düşeni yapacağız diye bizlere ifade etmişti. Konunun sorumlu olan genel müdürleri, daire başkanları ve bakan yardımcıları ile bir noktaya kadar geldik ve en son yapmış olduğumuz görüşmede inşallah 9. ayda yer teslimi yapıldıktan sonra, bakınız bunlar tabii ki bizim öngörülerimiz, Allah'tan bir şey olmaz ise süreç çok güzel şekilde işliyor değerli arkadaşlarım. Ondan sonra bunların imar planları yapılacak ve ardından inşallah altyapı ihalesi ile ilgili sürece başlamış olacağız. Tabii ki devletin her zaman OSB arkadaşlar eli bir tarafında duruyor. Bu anlamda gerek OSB Müteşebbis Heyeti veya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı burada altyapı ile ilgili ihale sürecini takip edecekler. Biz bunlarla ilgili Organize Sanayi Bölgesi Genel Müdürü ile de konuyu istişare ettik. İnşallah herhangi bir aksaklık ve sıkıntı olmaz ise yıl sonu itibariyle biz bu ihalelerin gerçekleşmesi noktasında Ünye Kaymakamımızın ve valiliğimizin de ciddi anlamda desteğiyle inşallah süreci düzgün şekilde götürmenin gayreti içerisinde olacağız. Daha önceden de ifade ettiğimiz üzere değerli arkadaşlarım, şu anda bizim önümüzde ciddi anlamda bir engel gözükmüyor. Bu hususla ilgili her şeyin ben böyle ciddiyetle takip edildiğini ve rayına oturduğunu söyleyebilirim. Genel Başkan Vekilimiz ve Mustafa Varank Bakanımız da bu işin yakın takipçisi. Bizler de zaman zaman onları bu surette ziyaret etmek suretiyle inşallah Ünye'de aynen çöp sorunu gibi 35 yıllık bir kangren olan OSB'nin de gerçekleştirmesini hep beraber arkadaşlar ortaya koymuş olacağız. Diğer taraftan arkadaşlar, tabii yine Ünye için önemli olan Ünye Kültür Merkezi'nin de ihale sürecini malumunuz biliyorsunuz. Daha önce arkadaşlar bu tasarruf tedbirlerine takılmış idi. Genel Başkan Vekilimiz
Ben kısaca şunu özetleyecek olur isem, Ünye'de kültür merkezi inşaatı ile ilgili ihale süreci tamamlanmış, hatta müteahhit dahi buranın yer teslimini aşağı yukarı yapmış isi. Müteahhit bu bedelden kaynaklanan katma değer vergilerini dahi ödemişti. Yani burada hem kaynağın bulunması hem de ihalenin yapılması ile ilgili geriye dönüşün ben olmayacağını söyleyebilirim. Çünkü hem ihalesi yapılmış, hem müteahhiti hazır, hem parası hazır. Böyle bir ortamda ama dediğiniz gibi geçen yıl özellikle Ağustos ayında yaşanmış olan ekonomik krizle beraber Cumhurbaşkanımızın da talimatı ile ertelenme sürecine girmişti. Bugün baktığınızda Genel Başkan Vekilimiz arkadaşlar, Kültür Bakanımız da konuyu istişare ettiğini bizlere ifade ettiler. Çünkü tabii ki bu ertelendi, ötelendi ama nereye kadar? Bir yerde de buna dur demek lazımdı. Bizler de arkadaşlarımız ile beraber, değerli arkadaşlarım, tabii ki bunun takipçisi olacağız. Olmaya da devam edeceğiz. Genel Başkan Vekilimiz sonrasında Kültür Bakanı ile yapmış olduğu görüşme neticesinde Maliye Bakanlığı'ndan bununla ilgili kendilerine talimat verilmesi gerektiğini ifade etmişler. Genel Başkan Vekilimiz sorumlu olan bakan yardımcısı ile bunu konuştuğunu ve artık Cumhurbaşkanımızın o süreçte tasarruf tedbirleriyle ilgili sürecin de artık bitmesiyle ilgili arkadaşlar son noktaya gelindiğini ifade etti. Şunu söyleyebiliriz, kültür merkezi ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan da arkadaşlar buraya başlansın diye talimatın verildiğini ben söyleyebilirim. O yüzden bizim burada da aynen OSB gibi bu süreçte önümüz açık. İnşallah biz şu takvim aralığında veya işte şu kadar yıl sonra buna başlayacağız demeyeceğiz. Burayla ilgili artık eli kulağında, yani zaman yok çünkü o tasarruf tedbirlerinin alınmış olan kararın artık sona erdiğini de ve bu konuyla ilgili de Genel Başkan Vekilimizin takipçisi olduğunu sizlere ifade edebilirim değerli arkadaşlarım. Bunu da ben özellikle vurgulamak istiyorum. Diğer taraftan üniversite arkadaşlar bizim en az OSB kadar takip etmiş olduğumuz Ünye açısından önemli olan yatırımlardan bir tanesi. Üniversiteyle ilgili malumunuz rektörümüz değişti. Rektör hocamız Genel Başkan Vekilimizi ziyarette bulunmuş ama öncesinde şu anda hac farizasını yerine getirme görevinde bulunduğu için rektör hocamız şu anda üniversitede rektörlük görevine henüz başlamadı. İnşallah başladıktan sonra biz üniversiteyle ilgili gelmiş olduğumuz noktanın dünü, bugünü ve yapılacak olan işlemlerle ilgili kendisine de çok ciddi anlamda bir bilgi verdik. Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı ile beraber. İnşallah bizden almış olduğu bilgileri de o takip edeceğini ifade etti. Tabii ki bunda öncelikli olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın başında bulunmuş olduğu bu kurumun arkadaşlar yatırım planını alması ile ilgili bir süreç var idi. Onu kendisiyle bizzat yüz yüze görüşme isteğinde olduğunu söyledi. Zaten külliyede sık sık biz toplantıya katıldığını biliyoruz. Orada da zaten gündeme getirmiş. O açıdan üniversiteyle ilgili rektör hocamızın da arkadaşlar konuya hassasiyetle yaklaştığı inancıyla ve bilinciyle inşallah daha kısa sürede çözülmesiyle ilgili Genel Başkan Vekilimiz için takipçisi olacağını bizlere ifade ettiler. Diğer yandan değerli arkadaşlarım, 2B arazileriyle ilgili konuyu da biz tabii gitmişken değerlendirmek istedik. Orman Genel Müdürlüğümüze uğradık. Malumunuz orman vasfını kaybetmiş olan tarım arazileri dediğimiz bu 2B arazilerinin satışı ile ilgili bir süreç başlamış idi. Bu anlamda Ünye'nin bazı kesimlerinde arkadaşlar 2B arazilerinin satışları yapıldı. Bazılarında yapılamadı. Yer tespiti belirlenemedi. Biz bu satışın gerçekleşmesi için hem orada orman vasfını kaybetmiş olan yerleri kullanan fındık üreticilerimizin hak sahibi olmaları hem de devletimizin de bu anlamda kazanç elde etmesi açısından her iki tarafın da çünkü işine gelen bir durum. Bunun Ünye'nin tamamında uygulanması ile ilgili talepte bulunduk Orman Genel Müdürlüğümüzden. Hemen geriye dönüş oldu. Çünkü bahsettiğim gibi şehrin bir takım yerlerinde bu düzenlemeler yapıldı. 2B arazilerinin satışı gerçekleştirildi. Birçoğunda yapılmadı, yapılamadı. İnşallah kısa süre içerisinde de Ünye'de 2B arazilerinin rakamlarının, fiyatlarının tespitiyle ilgili sürece başlanacak ve ardından orayı kullananlar, işletenler, tarım faaliyeti yapan üreticilerimiz de arkadaşlar yer sahibi olmak suretiyle 2B arazileriyle ilgili sorunu ortadan kaldırmış olacağız. Hem alan bazlı gelir desteğinde onlara ciddi anlam katkı sağlayacak hem de tapularını almış olacaklar. Diğer taraftan da devletimiz zaten kendine ait olmuş olan bir arazide hiçbir hak
veya hiçbir işine yaramadığı için kendisi de bu anlamda para kazanmış olacak. Bunu da biz ciddi olarak ele aldık, ciddi olarak gündeme taşıdık. Orman Genel Müdürlüğümüzde bu görüşmelerimizi yaptık. İnşallah değerli arkadaşlarım, biz süreç içerisinde yine Ünye ile ilgili, Ünye'yi ilgilendiren konular ne var ise bunları ilgili yerlere götüreceğiz, ilgili kişilerle konuşacağız ve en kısa sürede nasıl bugün 35 yıllık bir çöp sorunu Büyükşehir Belediye Başkanımızın, teşkilatlarımızın, Ünye Belediye Başkanımızın desteğiyle çözülmüş, OSB de keza böyle olmuş ise arkadaşlar, biz Ünye'deki sorunlara neşter vurulması adına Ünyeli hemşehrilerimiz ve sizlerin desteğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamda inşallah önümüzdeki süreç içerisinde bahsetmiş olduğumuz bu yatırımlarla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak. Öngörümüz bu, talebimiz bu, dileğimiz bu. Ama her şey takdiri ilahi. Dünyanın bin bir türlü hali var ama anlatmış olduğumuz bu yatırımlarla ilgili her şeyin güzel gittiğini, her şeyin olumlu gittiğini, her şeyin bu manada çözülme noktasında ilerlediğini ben sizlere ifade etmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum değerli arkadaşlarım. Evet. Onunla ilgili Ümraniye'de yaşanan... Tamam, hemen söyleyeyim, anladım. Ben de onunla ilgili şöyle arkadaşlar, çöpün üstü kapatılacak. Tabii bu bir takım spekülasyonlar falan duyuyoruz. Ümraniye'de hekim başında 1990'lı yıllarda çöp patlaması yaşanmış idi. O açıdan bazı arkadaşlarımız da bunu bence manipüle ediyor. Kesinlikle böyle bir şey olmayacak. Neden olmayacak? Artık arkadaşlar biz... Yani Ar-Ge inovasyon döneminde yaşıyoruz. Artık biz teknolojinin en üst seviyede olduğu, yapay zekaların ortaya konulduğu bir zamanda yaşıyoruz. O zamanki teknolojiyle bu zamanki teknoloji birbirinden çok farklı. Yani onu tamamen üstünü kapatacağız ve bu haliyle de oraya bir mezar yapacağız anlayışı içerisinde asla hareket edilmedi. Çünkü bizim şu anda Büyükşehir Belediye Başkanımız olan Doktor Hilmi Güler ve ekibi bu işi en iyi bilen arkadaşlarımız. O açıdan şu anda oranın üstü kapatılıyor ama orada arkadaşlar olan çöpün metreküp oranında ve ne kadar olduğuna ilişkin çeşitli hesaplar yapıldı ve bunun neticesinde de kaç metre aralıklarla bir metan gazının dışarıya salınması ile ilgili de çalışma devam ediyor. Yani o öyle sadece bir vahşi depolama alanının üzerini kapatacağız, sonrasında da orayı bir rekreasyon alanı olarak ilan edeceğiz gibi değil. Tabii ki sonrasında devam eden çalışmalar olacak. Oradaki yığılmış olan çöpün metreküpü oranınca belli aralıklarla bu metan gazının salınımı ile ilgili çalışma devam edecek. Çünkü sizler nasıl biliyorsanız bizler de metan gazının ciddi anlamda yanıcı, yakıcı, patlayıcı, parlayıcı özelliğe sahip olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Yani o yüzden bu yatırımı yapan insanlar, oraya bunu planlayan arkadaşlarımız işi net bir şekilde, işi en güzel şekilde biliyorlar. Ben de bu manada daha fazla manipülasyon yapılmaması noktasında da sizlerden rica ediyorum. Yani burada işin tabii ki güzel tarafından bakmak lazım. Kötü tarafından bakarsanız her şeyden mana çıkarırız arkadaşlar. Bugün işin en güzel tarafı şu değil midir sizce? Ünye'de, ordunun giriş kapısı olan Ünye'de bakın, girdiğiniz zaman burası Ünye, burada durmak lazım tabelasının dibinde hem kötü bir koku hem kötü bir görüntü. Aynı zamanda orada vahşi hayvanların da yaşamsal faaliyetlerini sürdürmek için bir şeyler aramanın derdinde olan bir akçay vardı orada. Ama bugün baktığınız zaman orası rekreasyon alanı, insanların boş zamanlarını geçirdiği bir mekan haline gelecek. Ama biz her şeyden bir mana çıkarma arzusundayız derseniz inanın bunun sonu olmaz. Şurada oturma düzenimizde bile biz arkadaşlar eksiklik ve aksaklık bulabiliriz. O yüzden bardağın ben boş tarafından bakmamak gerektiğine inanıyorum. Orada çöple ilgili gelmiş olduğumuz noktada insanların samimiyetine inanmanızı arzu ediyorum arkadaşlar. Çünkü gerek Ünye Belediye Başkanımız, gerek Büyükşehir Belediye Başkanımız çöple ilgili sorunu çözeceğiz dedi ve çözdü. Yani eğer çöple ilgili sorunu böyle çok konuşup şu olacaktı, bu olacaktı dersek o zaman arkadaşlar çöpü hiç üretmeyelim. Yani biz üreten bizler değil miyiz? Çevre konusu aslında dünyanın da bir sorunu. Bakın bir dünyaya gelmiş olan bir bebek bile kirleterek geliyor dünyaya. Kirletiyor. Sizin canınız canımız. O yüzden çevre sorunu dünyanın sorunu. Çevre sorunu yaşamayacaksak bunun temel sebebi de o zaman kirletmeyeceğiz. Böyle bir şey mümkün mü? Değil. Bu çünkü realiteye baktığınız zaman bir gerçek.
Çöp bizim hayatımızda, çöp bizim dünyamızda. Bugün Akçay'da ciddi anlamda bir rehabilite çalışması başladı. Bu açıdan da hem görüntü, hem de koku, hem de çöplerin orada daha depolanmaması ile ilgili ciddi anlamda adım atıldı. Ben bu açıdan, güzel tarafından bakmanızı ve herkesin bakmasını arzu ediyorum değerli arkadaşlar. Evet. Var mı başka bir şey? Yok. Demek her şeyi açıkladık.